Dünya ölüyor ve başka bir gezegene gitmek zorunda kalabiliriz. Bu yüzden muhtemelen bir sonraki durağımız bize en yakın gezegen olan Mars olacak. Mars, Güneş'in yaşanılabilir bölgesi içerisinde kalıyor. Bu yüzden de Kızıl Gezegen bizim için eşsiz bir durumda. Ancak bir sorun var. Mars'ın kuru toprağı ve ortalama -63 santigrat derece olan yüzeyi, Dünya üzerindeki yaşam için yani bizler için pek elverişli değil. Bu yüzden onu yaşanılabilecek bir sıcaklığa getirmemiz gerekiyor. Ancak önce kendimize Mars'ı neden seçtiğimizi sormamız gerekiyor. Mars'ı seçmemizin en büyük nedeni diğer bütün adaylardan daha dost canlısı olması. Öyle ki Mars'ın yüzeyinde bizi kavuracak sıcaklıklar ya da yakındaki bir gaz devinden kaynaklanan ölümcül dozda radyasyon yok. Mars yüzeyinde bulunan 7 aktif araç ise eskiden Kızıl Gezegen'in yüzeyinde bir zamanlar sıvı su olduğunu, hatta yerin biraz altında hatırı sayılır bir miktarda donmuş su bulunduğunu söylüyor. Bununla beraber Mars'ta bir zamanlar atmosferde bulunuyordu. Oldukça kalın olan bu atmosferin basıncı yüksekti ve zengin bir içeriğe sahipti. Yani günümüzde olduğu gibi Mars'ın atmosferi çok ince değildi. Hatta belki de Kızıl Gezegen eskiden Dünya'ya göre çok daha uygun ve yaşanılabilir bir gezegendi. Ancak bütün bunlar gezegende meydana gelen bir takım olaylar yüzünden değişti. Ve Mars günümüzdeki kurak halini aldı. Peki Mars'ı eskiden olduğu gibi Dünya'ya benzetebilir miyiz? Mars her ne kadar kızılığıyla güzel bir gezegen olsa da kızıl topraklarında yaşamak bizim için çok tehlikeli. Çünkü atmosferinde çok az oksijen var ve güneşten gelen zararlı ışınlar sürekli olarak Mars yüzeyine çarpmakta. Bu da Mars'ı bizim için oldukça ölümcül kılıyor. Bu yüzden Mars'ı ilk olarak atmosferinden değiştirmeye başlamalıyız. Eğer Mars'ın bir atmosferi ve uygun sıcaklığı olursa, gezegenin yüzeyi sıvı suyu barındırmaya ve uzaydan gelen radyasyonu bir nebze de olsa durdurmaya elverişli olabilir. Böylece sıcak ve korunaklı olan Mars'ta bitki yetiştirebilir ve havasını nefes alacağımız bir atmosfere dönüştürebiliriz. Kısacası Mars'ı kolonileştirebilir ve yeni bir dünya yapabiliriz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bir düzineden daha fazla hidrojen bombasını Mars'a atıp sıcaklığı yükselterek mi, yoksa daha sabırlı bir yöntemle mi? Mars'ı dünyalaştırmak için yapacağımız ilk şey, bugün dünyayı karbon salınımı ile kirlettiğimiz gibi, Mars'ı da aynı şekilde kirletmek olacaktır. Dünya üzerindeki fabrikalar, arabalar ve diğer faktörler atmosfere karbon salınımı yaparak dünyada sera etkisini arttırıp sıcaklığın kaçmasını engelliyor ve küresel ısınmaya sebep oluyor. Dünyada olduğu gibi Mars'ın havasına da aynı şekilde karbon salınımı yaparsak Mars'ı yaşanır bir yer yapmak için ilk adımları atmış oluruz. Ayrıca sıcaklık arttıkça Mars'ın kutuplarında bulunan donmuş karbondioksit ile su çözülüp atmosfere karışacak ve zincirleme bir reaksiyonu başlatacaktır. Bu da hem sera etkisinin hem de atmosfer basıncının artacağı anlamına geliyor. Sonuç olarak artan atmosfer basıncı Mars yüzeyinde kıyafet giyme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Ancak böylesine bir çalışma en iyi ihtimalle günümüzden 100 yıl kadar sonra başlayabilir ve onlarca yıl kadar sürebilir. Çünkü günümüzde Mars'a yerleşip oraya fabrika kuracak kadar büyük bir teknolojimiz yok. Bu yüzden bu hikayenin en zor kısmı Mars'ı ısıtmak ve atmosferi yeniden oluşturmak olacak. Yani ilk adımı atmak olacak. Zaten Kızıl Gezegen'i kalın bir atmosfer sahibi yapsak ve sıcaklığını arttırsak bile buranın havası hala bizim için zehirli olacaktır. Çünkü basıncı arttırmak ve havayı kalınlaştırmak için Mars atmosferinin büyük bir çoğunluğunu karbondioksit gazından oluşturduk. Oysa bizim dünyada zehirlenmeden nefes alabilmemiz için karbondioksit gazının %6'yı geçmemesi gerekiyor. Mars'ta oluşturacağımız atmosferin karbondioksit oranı ise en az %80 seviyesinde olacak.
Bu yüzden karbondioksit oranını düşürmeli ve yerine azot ile oksijeni getirmeliyiz. Çünkü dünya atmosferinin %70'ini azot, %20'sini ise oksijen oluşturuyor. Bizim de bu oranları yakalamamız gerekiyor. Peki bu yeni sorunları nasıl halledebiliriz? Oksijen, azot ve su sorununu Mars'a gidecek olan insanlar, Fransız kimyacı Paul Sabatier tarafından 1910'larda keşfedilen Sabatier tepkimesi ile çözebilir. Sabatier tepkimesi yöntemi ile birçok elementi üretebilirler. Ancak bunun için roketleyenlerin de büyük miktarda hidrojen getirmeleri gerekiyor. Getirdikleri hidrojeni ise Mars atmosferindeki karbondioksit ile 300 ila 400 derece sıcaklıkta tepkimeye sokup metan gazı, su ve diğer elementleri üretmeleri gerekiyor. Bu da yüksek miktarda enerji isteyen bir işlemdir. Bu yöntemle ihtiyacımız olan elementleri ürettiğimizi farz edersek, buzların erimesi ve kalınlaşan atmosfer sayesinde Mars'ta bitki yetiştirme imkanı olacaktır. Geniş bir yeşillendirme çalışmasıyla Mars'ı ormanlarla kaplı, kendi doğal dengesini koruyabilen bir gezegene dönüştürebiliriz. Ancak bitki ekiminden önce Mars topraklarını bitkiler için daha uygun ve organik bir hale getirmemiz gerekiyor. Bu sebeple Mars'ı eski dostlarımız algler, yosunlar ve diğer mikroorganizmalar ile doldurmalıyız. Bu mikroorganizmalar Mars'taki karbondioksit ortamından faydalanarak toprağı karbon ve diğer organik maddelerle dolduracaklardır. Bununla beraber oksijen üretimine de katkıda bulunacaklardır. Bir süre sonra da Mars toprağı bitkiler için elverişli olacaktır. Ve ardından Mars'ta ağaçlar ekilip ormanların oluşması sağlanacaktır. Özellikle genetik mühendislik bu aşamada Mars koşullarına daha iyi uyum sağlayabilecek mikroorganizma ve bitki üretimine olanak sağlayacaktır. Yeterli oksijen zenginliği elde edildiğinde ise bir zamanların ölümcül gezegeni olan Mars'ta hayvanlar yetişebilecek ve gezegen kendi ekosistemine sahip olacaktır. Dünyalaştırma işlemi tamamlandığında ise aradan yüzyıllarca yıl geçmiş olacak. Ancak üzerinde yaşanacak, gurur duyabileceğimiz yeni bir dünyaya sahip olmuş olacağız. Mars dünyalaştırıldıktan sonra elbette sorunlar bitmeyecek. En büyük yeni problemimiz Mars'ın manyetik alanının yetersiz oluşu. Manyetik alan, bir gezegeni güneş rüzgarlarından ve diğer zararlı etmenlerden koruyan bir kalkandır. Mars'ın manyetik alanı çok yetersiz olduğu için atmosfer oluşturulsa bile güneş rüzgarlarının etkisiyle atmosfer yok olmaya devam edecektir. Bu kayıp oldukça düşük miktarda olsa da en nihayetinde milyonlarca yıl içerisinde etkisini gösterecektir. Ayrıca Mars'ın yeni kalın atmosferi gezegeni dış uzaydan gelen radyasyondan koruyor olsa bile bu belli bir ölçüde koruma sağlayacaktır. Ve bu yüzden Mars'taki radyasyon, dünyadaki radyasyon dozundan daha yüksek olacaktır. Yine de bilim insanları bu düşük dozdaki radyasyonun ölümcül olmayacağı ve canlıların bu koşullara adapte olabileceği konusunda hemfikir. Zaten Çernobil civarındaki yoğun bitki örtüsüne bakarsak, doğanın radyasyona adaptasyon konusunda oldukça başarılı olduğunu görebiliriz. Üstelik ilerleyen zamanlarda teknolojinin de yardımıyla Mars'a yapay bir manyetik alan kurabilir ve bu sorunlardan kurtulabiliriz. Mars'ın bir diğer problemi ise Dünya'ya kıyasla düşük yerçekimine sahip olmasıdır. Buraya gidip yerleşecek insanlar ve hayvanlar zamanla bu ortama alışacak. Gelecek nesiller ise buraya adapte olmuş şekilde doğacak. Bu yüzden Mars'ta uzun yıllar yaşamış ya da bizzat Mars'ta doğmuş birinin Dünya'ya gidip sağlıklı bir yaşam sürdürmesi mümkün değil. Çünkü Dünya'nın güçlü yerçekimi, Mars'ın düşük yerçekiminde yaşamış birinin zayıflayan kemik yapısı ve kas kütlesi için yıkıcı olacaktır. Mars, mevcut teknolojimiz ve birikimimizle insanlığın ikinci evi olması için en uygun adaylardan biridir. Buna rağmen Mars'ı tam anlamıyla yaşanabilir hale getirmek için trilyonlarca dolar gibi yüksek bir bütçeye ihtiyaç var. Bu sağlansa bile %100 başarı şansının olmaması işleri en çok yavaşlatan etmenlerden biridir. Bu yüzden Mars tamamen yaşanabilir hale getirilmeden önce ilk adımlar olarak kolonileştirme düşünceleri ve çabaları vardır.
Buna en iyi örnek de NASA'nın 2020'lerde yapmayı planladığı ve SpaceX şirketinin önümüzdeki yıllarda hazırlamakla uğraştığı Mars'a yolculuk planlarıdır. Bu ve benzeri tarzlarda olan videoları seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Yüklediğim yeni içeriklerden anında haberdar olmak için de şu an gösterdiğim gibi çan işaretine tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz.